bilmiyorum. Buradaydı ya. Bana bak. Bana bak. Sen bana oyun mu oynuyorsun? Ha? Tuzak mı kurdun sen bana? Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Nerede o zaman bu araba? Nerede? Bilmiyorum. Nerede? Bilmiyorum. Nerede? Bu adam canlanıp aldı arabayı gitti mi? Nerede bu araba? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yürü. Yürü bin arabaya, yürü. Dur, dur, dur. Dur belki. Arabanın anahtarı üstündeydi. Belki biri aldı götürdü. Olamaz mı? İnşallah öyledir. Öyledir. Öyledir, sen merak etme, tamam mı? Merak etme, merak etme. Etmem Fidancığım, merak etmem. Neyi merak edeyim ben zaten? Alt tarafı benim hayatımın içine tıkmış. Benim hayatım bitmiş, neyini merak edeyim? Yürü. Delireceğim ya. Delireceğim ya. Sen çocuklara peynir ekmek falan bir şeyler hazırla, yolda yerler. Dolapta yiyecek bir şey yok. Hiç şaşırmadım. Tamam, gidince bakarız bir şeyler. Nereye? Ne fark eder Fidan? Hı? Artık burada kalamayacağımıza göre. Yürü çocukları uyandıralım. Çür. Zeynep. Hadi uyan bakalım. Zeynep. Günaydın. Anne, canavar mı geldi yoksa? Geç, 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 geç. Anne, nereye gidiyoruz? Kızım, gidince görürsün. Ya ama söylesene ya. Hadi söyle. Anneciğim. Sürpriz hiç söylenir mi? Ne anlamı kalır o zaman, değil mi? Adı üstüne sürpriz. Hadi arabaya, hadi. Efendim Sinan abi?
Ha, hele şükür. Kaçtın kızım ya sen? En son geliyorum dedin. Neredesin sen? Abi kusura bakma, ben evden çıkamadım. Rengin hastalandı da biraz. Aa, yapma be. Tamam. Nesi var çocuğun? Şey, üşütmüş, ateşlendi. O yüzden bırakamadım. Tamam. Tamam, o zaman sen gelme hiç. Ben buradayım zaten, gelme. Abi sana da yük oluyoruz. Araba da bende kaldı. Ya yok be, kalsın araba. Ne olacak ya? Bana lazım değil zaten. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Gelme hiç. Hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Evet. Hazır mıyız? Evet, gelin bakalım. Geçin. Hadi içeri. Yürüyün bakalım. Fidancığım hadi. Geç. Oturun. Evet. Şimdi geldik sürprizi açıklamaya. Burası neresi biliyor musun? Hayır. Burası benim büyüdüğüm ev. Ama asıl sürpriz daha bitmedi. Burada kim oturuyor biliyor musun? Kim? Deden. Ne? Benim deden mi var? Vallahi var. Halil! Ne bu? Bunu diyorum, kimin bu? Ya oğlum aç şunu ya. Ben şimdi size çok güzel bir çizgi film açayım, tamam mı? Nerede bakalım? Siz de üstünüzü de çıkartın, rahat rahat oturun, tamam? Hah, buldum. Biz de Fidan ablanla bir mutfağa gidelim. Gelsene sen benimle. Hadi siz oturun, tamam? Halil! Ver şunu. Ne işi var bunun sende? Ben adamı gömerken çalınca yanıma aldım, bir şey olur belki diye. Ben... Kızım buraya niye getiriyorsun ya? Ha? Birimizi tespit ederler. Niye buraya getiriyorsun? Hiçbir kafan çalışmıyor. Ben bilemedim Yasemin. Ben... Her biliyorsun, bunu bilmiyorsun değil mi? Ha? Tahmin edemedim. Ben çalınca birden... Bunu ne yaparlar biliyor musun? Yerimizi bulurlar, yerimizi. Biz boşuna mı ev değiştirdik, ha? Delireceğim ya. Özür dilerim. Dileme. Özür dileme. Ulan Halil. Ulan Halil. Özür dilerim. Dileme. Hayda. Demin çalıyordu.
hadi öf. Efendim Ayten abla. İyiyim sağ ol, sen nasılsın, döndün mü? Kim? Ay kızım, ben sormadım ki adama sen kimsin diye. Ne dedi tam olarak? Ya ne diyecek işte, bu senin yanındaki arkadaşın var ya çocuğuyla gelen, onu soruyor gördünüz mü diye. Sen ne dedin? Yani görmedim, tanımıyorum dedim. Yasemin, ama bana bak. Bence o kadın öyle sağlam bir ayakkabı değil. Sen bir an önce onu nereden aldıysan oraya bırak. Yasemin, duydun mu? Duydum, gittiler zaten. Abla, ben rengini bıraksam akşam işe gitmeden bakar mısın sen? Ay getir getir zaten, başka türlü benim içim rahat etmez ki. Tamam. Cansın, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Biri daha sormuş seni. Evin orada. Sen benim başımı büyük belaya soktun değil mi? Bana yalan söyledin. Senin kocan yaşıyor değil mi? Ne yaptın sen bu kocana ya? Hı? Niye senin peşinde bu adam? Ben bir şey yapmadım. Yapmışsın belli. Bir şey yapmışsın belli, bu adam senin peşini bırakmıyor. Ne yaptın sen bu adama? Bir şey yapmadım. Yalan söyleme Fidan. Bir şey yapmışsın belli. Tamam. O sana ne yaptı? Hı? Ne yaptı bu adam sana? Dövdü mü? Tek bir yerinde ne bir morluk var ne bir şişlik. Sen beni salak mı zannediyorsun ya? Hı? Salak mıyım ben, görmez miyim olsa? Saklama kendini ne olur. Bu güzelliği bozduğum için özür dilerim. Affet beni. Affet beni, olur mu? Söz veriyorum, bir daha yüzüne hiç dokunmayacağım. Tamam mı? Söz veriyorum sana. Fidan, bu adam sana ne yaptı? Cevap ver bana. Ne yapıyorsun ya? Öyle her şey gözünün gördüğü yerde olmuyor Yasemin. Rengin, hadi kızım. Ya ama çizgi film mi izliyorduk? Kızım, Ayten teyzenin evinde de var televizyon. Hadi. Zeynep de gelsin. Olmaz, o annesiyle kalacak burada. Hadi. Yasemin. Bırak bizi, biz gidelim. Olmaz.
Yasemin. Bak konuşmam. Polise gitmem. Sen bırak bizi gidelim. Fidan, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ben şimdi iş yerine gideceğim. Telefon numarasından o adamın kim olduğunu bulacağım. Ne yapacağımıza beraber karar vereceğiz. Anladın mı? Beni bekle. Kızım hadi. Koş 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 koş. Hadi giy bakalım montunu. Gel. Gel bir tanem. Aferin. Ayakkabılar da giyilsin. Hadi görüşürüz dedin mi? Görüşürüz. Hadi gidiyoruz. Beni bekle. Yasemin Hanım. Merhaba. Rutkay Sezai Ersekli ben. Fidan'ın eşi oluyorum da. 2 dakikanız varsa sizle biraz konuşabilir miyiz acaba? Uzun sürmez. Bu arada rahatsız olduysanız arabaya da geçebiliriz. Yok, böyle iyi. Ne konuşacaktınız? Siz Fidan'ın kocası mısınız gerçekten? Evet, 6 senedir evliyiz biz. Yasemin Hanım, bilmediğiniz bir şey var. Fidan ne yazık ki çok hasta. O ne demek? Düzenli olarak ilaç falan kullanması gerekiyor. Ne ilacı? İşte bir takım psikiyatrik ilaçlar, sakinleştiriciler, atak önleyiciler falan. Belli ki daha onu tanımamışsınız. Fidan çok tehlikeli birisi. Tehlikeli derken? Yasemin Hanım. Fidan benim annemi öldürdü. Ne? Maalesef doğru duydunuz. Yıllarca ona kapısını açan, yatacak yer veren, ekmek veren kadını öldürdü. Hem de o kadar soğukkanlı bir şekilde öldürdü ki. Affedersiniz. Sizden ricam, lütfen Fidan'ı bana geri verin. Yalvarıyorum size. Ben anlamadım. Yani böyle bir şey olduysa siz niye polise gitmediniz? Ne istiyorsunuz benden? Polise gitmedim. Çünkü arada kızım Zeynep var. Ben bu yaşta kızıma bunu yaşatamam. Tek isteğim kızımı alsın, bana eve geri dönsün. Bir dakika. Annemin katili dediniz. Siz kızınızı annenizin katiline mi emanet ediyorsunuz? Nasıl iş bu? Bunda bir acayiplik var Rutkay Bey. Yani ben yemem bunları. Bizim ailevi meselelerimiz sizi aşar Yasemin Hanım. Fidan iyi biri değil diyorum size. Beni dinleyin. Lütfen farkına varın. İyi niyetinizin kurbanı olmayın. Sizin de çocuğunuz yok mu? Siz beni mi araştırdınız? Efendim, varmaya çalıştığım şey o değil. Fidan'la olduğunuz sürece siz de tehlike altındasınız. Bunun farkına varmanızı sağlamaya çalışıyorum. Hadi gidelim, alalım Fidan'ı. Bu mesele de tatlılıkla bitsin. Ne yapıyorsun ya? Öyle her şey gözünün gördüğü yerde olmuyor Yasemin. Kapatalım bu konuyu. Olmaz, ben önce bir Fidan'la konuşayım. Yasemin Hanım. Olmaz dedim. Ben bir Fidan'la konuşayım, o isterse size döner. Yasemin Hanım, siz deminden beri benim anlattıklarımı dinlemiyor musunuz? Bırak kolumu. Affedersiniz, çok özür dilerim. Pardon, fevri davrandım. Ben Fidan'la konuşurum. O istiyorsa gelir, döner size. Hay hay. Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Fazla cesursunuz Yasemin Hanım. Umarım başınıza nasıl bir tehlike açtığınızın farkındasınızdır. Tekrar görüşene kadar iyi akşamlar diliyorum size. Aç. Yedek bir anahtarı vardır. Ne yapacağız anahtarı? Gideceğiz Zeynep. Canavar bizi bulamasın diye mi? Evet. Ben de arayayım mı? Ara, sen burayı bitir. Tamam. Tamam. Dalmışım da o yüzden. Hadi gel de senin şu gündüz mesaisi işini konuşalım. Gerçekten mi? Hı hı. Tamam, geliyorum ben şimdi. Nerede mi? Gel Yasemin'ciğim. Evet, seni dinliyorum. Daha önceden de dediğim gibi Ayhan Bey, ben gündüz mesaisine geçmek istiyorum. Neden? Kızımla daha çok vakit geçirebilmek için. Ha, doğru doğru. Kızın vardı değil mi? Babası da yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Vefat etti. Ha, daha da zor o zaman. Yalnızlık yani. Başka bir seçeneğim yok. Aa, her zaman bir seçenek vardır Yasemin'ciğim. Nasıl yani? Yani... Diyorum ki, yalnız olmak zorunda değilsin. Ayhan Bey. Evet canım. Ayıp olmuyor mu? Dur ya, ne dedim ki ben şimdi? Hemen çok ciddiye al. Hep böylesin ama sen. Hep bir kaşlar çatık, asık suratlı. Çeker misiniz elinize? Biraz rahatlasan. Bıraksan kendini. Elini çek demedim ben sana, ha? Tamam, sakin. Sakin ol Yasemin'ciğim. Necimi ya? Necimi? Sen kimsin? Kim veriyor sana bu hakkı, ha? Yasemin hanım diyeceksin. Hanım, duydun mu beni? Şaka yaptım ben ya. Yani kötü niyetli değil. Yapmayacaksın Ayhan'cığım. Şaka yapmayacaksın bana. O elin ayağın bir doğru duracak. Duydun mu beni? Tamam.
Manyak dünya. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Şerefsiz pislik. Gerizekalı. Ne oluyor ya? Zeynep. Fidan. Nerede bunlar ya? Neredesiniz Fidan ya? Bicirim. Anne. Ay annesinin kuzusu. Annesi, biz çok güzel kahvaltı ettik. Yumurta bile yedik değil mi kız? Çak. Oh, afiyet olsun sana ya. Aferin sana, gel bakalım. Geç Bicirim. Geliyorum ben. Sağ ol Altın abla ya. Yasemin, ben dün gece uyuyamadım da biraz böyle bir huzursuz oldum. Yani biliyorsun seni de renginde çok severim. Hele senin yerin benim için bambaşka. Ama yani ne bileyim birden böyle bir aniden adamlar kapıya mı gelecek, yok zil mi çalacak, çocuk da emanet ya bana. Ben anladım Aytan ablacığım, sen merak etme. Zaten çözdüm o işi, hiç aklında kalmasın, tamam? Yasemin ya. Ne, sen daha ne yapacaksın bizim için zaten? Yasemin ya. Dur sana şunu da vereyim. Ev sahibi sorarsa onlar gittiler dersin. Artık yeni kiracısını kazıklasın dursun. İyi bak kendine. Ay Yasemin'im ya. Kurban olurum ben sana. Bak ben her zaman buradayım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Soğumuş hava. Anne. Hı. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz biliyor musun? Hı. Dedeni ziyarete gidiyoruz. Zeynep nerede? O da gelsin. Onlar evdeler kızım. Gidince görürüz. Gel bakalım. Heh. Esu. Ya sen niye kızı getiriyorsun hasta hasta yanında ya? Hasta değilim ki ben Sinan amca. Çocuk işte abi, bir gece önce ateşli yatıyor, ertesi gün düz duvara tırmanıyor. Bizi de yalancı çıkar bunlar. Kız sen gene büyümüşsün ha. Burama geliyorsun iyice. Sinan amca, sana bir şey soracağım. Sor. Sen dedemi tanıyor musun? Tanıyor tabii. Niye bana söylemedin? Bugün tanışacakmışsınız çünkü. Sana sürpriz olsun diye sakladık. Hı. Senin bununla işin var hem, ben sana söyleyeyim. Sorma abi, sorma. Hadi Tevfik Usta'nın yanına gidelim, bize eşya da getirdim. Tamam gidin. Ben de aşağı ineyim, kayıt kuyut işleri, çıkış mıkış. Sağ ol abi. Hadi git, hadi git. Hadi gel bakalım, Bicir. Belli oluyor. Evet biraz korktum. Ama sen böyle elimi sıkı sıkı tuttun ya, geçti. Hadi bakalım.
Çok şükür. Ne? Kız babasına benzemiyor. Şakacı dedesi. Zengin. Bak. Deden. Merhaba. Vallahi bu sana da benzemiyor. Bayağı sevimli bir şey bu ya. Sen neredeydin şimdiye kadar? Niye bizi hiç aramadın? Biz hep yalnızdık. İnsan çocuğunu yalnız bırakır mı? Tamam. Vazgeçtim. Tıpkı sana benziyormuş. Ne sandın? Güzel haber. Bugün çıkıyorsun. Seni almaya geldik. Gerek yok. Ben kendim giderim. Sen durumunun ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. Ya bana bir şey olmaz. Atlar bir şey, giderim işte. Biz senin evine taşındık. Ne? Bir süreliğine. Seni yalnız bırakmamak için. Ne münasebet ya? Yani katiyen olmaz. Olmaz. Yani sen bittin, bir de kızını tövbeler olsun ya. Katiyen olmaz. Yani siz nereden geldiğinizse. Hadi yallah oraya, hadi. Zengin'cim, sen beni orada bekleyebilir misin? Ama bak tam şu karşıda ol, ben seni göreyim oradan, tamam? Bir daha bana kızımın önünde sakın bağırma. Kimse birbirine bayılmıyor. Ama şartlar böyle gelişti. O yüzden bir süre aynı evde yaşayacağız Tevfik Usta. Alışsan iyi edersin. Geç Bücürüm. Atla yana. Heh. Gel Yasuo. Hadi. Usta, kaldıracağım seni, tamam mı? Korkma. Yok, yok. Ne korkacağım ya? Hadi, hadi. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Çeviriyorum. Hadi popoyu koyduk. Hadi. Hadi. Hoppa, kafaya dikkat. Tamam. Dur, bacağını ben aldım. Tamam. Hadi. Ha? Şuradan, şuradan. İki taraftan. Ha. Öldü mü ya? Dur, şuradan çek. Ha, tamam. Oynatır mısın sen bunu? Sen dokunma. Dokunma yavrum. Acıyor mu? Kızım dokunma. Yasuo sen arabayı mı yıkadın ya? Hayır, yıkadım abi. Yani hani tamam dışını yıkadın da yani iç dış yıkamak hani... Lan Çakır abi elime mi yapışır ya? Kullandık o kadar. İyi tamam ya. Güzel. Evet gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi.